Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii farklı açıklamaları da var. İç siyasete ilişkin açıklamaları da var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kürt sorunu ile ilgili yapılan tartışma ile ilgili açıklamalarını konuşacağız. Dolayısıyla ona birazdan geleceğiz. Ama şu konuyla başlamak istiyorum. Şimdi Sezai Temelli, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli herkesin açıklaması var. Fakat enteresan bir açıklama yapıldı. CHP'li Aykut Erdoğdu. Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse renklilik olurdu ama mümkün değil dedi. Ne dedi İstanbul Milletvekili? Vallahi Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi inşallah, keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı. Ama şu an siyasi haritada ve gelecekte öyle bir şey mümkün değil dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'dan da buna bir yanıt geldi. Millet İttifakı'nın adayı herhalde Demirtaş dedi. Şimdi şöyle başlayalım. Hakan Bey, yalnız size söz veriyorum. Saat 9.30 gibi sözünüzü noktalayacağım. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kısa bir açıklaması olacak. Ona döneceğiz. Ondan öncesinde Hakan Bey, ne diyorsunuz? Yani böyle bir ülkede böyle bir renklilik getirir mi? Kamuoyu araştırmalarında böyle bir şey çıkıyor mu? Nereden çıktı? Bir CHP milletvekili neden bu lafı söylemiştir? Hande Hanım, Selahattin Demirtaş bu PKK ile ciddi münasebetler ya da fotoğraflar, videolar, görüntüler, konuşmalar, açıklamalar ortaya çıkmasaydı bu 2013, 2014, 2015 sürecinde çok enteresan bir popülarite yakalamıştı Türkiye'de. Bayağı seçmen kitlesi vardı. Hatta daha ilginci, şu anda bile mesela içeride PKK'ların resimleri elden ele dolaşıyor. Yani elden ele demek yeni eski tabir. Şimdi video şeyden, telefondan telefona dolaşıyor, yeni tabir. Ama buna rağmen hala özellikle HDP'li seçmene sorulduğunda anketlerde Demirtaş birinci çıkıyor. Hala tutulan bir lider kendi partisinde ve siyasi görüşü muhacesinde. Şimdi ben Aykut Erdoğdu'nun bu sözünü böyle bir vatan haini yaklaşımı gibi algılamam. Neden? Bir kere Aykut Erdoğdu'yu tanıyorum. Yani o maksatla söylediği bir laf olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olsa şiddetle karşı çıkarım. İnanın, süper, elektrik. Tamam. Evet. Neden? Neden? Şimdi o şunu kastetti muhtemelen. O şunu demek istemiştir Aykut Erdoğdu. Ya bu PKK ilişkileri olmasaydı, HDP'nin genel başkanı olarak %15'lere, 20'lere yürüyebilen, o bir vakitler yakaladığı, Türkiye'deki bütün insanların oy vermeye hazır olduğu veya bütün insan derken yani %15'lerin, 18'lerin, birçok insanın oy vermeye yakın olduğu bir popülaritesi sürüyor olsaydı, Cumhurbaşkanı olsaydı anlamında algılarım. Çünkü PKK ile direkt iltisakı tespit edilmiş birisi Cumhurbaşkanı olsun demek, yani o vatan haini tipli bir yaklaşım olur ki onu Aykut Erdoğdu'dan açıkçası beklemem. Yani hem tanıdığım Aykut Erdoğdu'dan bu maksatla çıkmış bir laf olduğuna inanmam, düşünmem. Ama esprisi bile gerçekten itici. Yani toplum bunu itici karşılar, inanın buna. Yani bu 2013, 2014, 2015'teki ama hava yok, itici karşılar diyorsunuz. Çünkü o zaman için farklı bir tablo vardı dediniz, değil mi? O zaman tablo şuydu. HDP sol bir parti, sosyal demokrat bir parti, işte Kürt Kürt toplumla ilgili hassasiyetleri var. PKK'yla da bir münasebeti falan yok. Şimdi algı buydu. Bu algısı olan bir HDP %20'lere bile, 25'lere bile yaklaşabilirdi. Yani bu rakamlar, şimdi atıyorum ben, 15 de olabilir, bu 17 de olabilir. Hı hı. Ama önü açıktı, puan alabilirdi. Ama sonra bir marifet gibi doğru bir strateji zannederek PKK bizim kardeşimiz, PKK çocuklarımız, daha çıkan evlatlarımız filan. Şimdi bu yaklaşımlar, bakın Hande Hanım, ben size bir anket sonucu daha söyleyeyim. Bunu bütün şirketler böyle buluyor. Siz bu ülkede PKK ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduğunuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının, diyorum bakın, Türklerin demiyorum,
Türkiye'de vatandaş olan insanların %80, kimisi 82 buluyor, kimisi 79, %80'i nefret ve düşmanlık diyor. Şimdi PKK Türk toplumu için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için bir nefret unsurudur. Siz böyle bir nefret pozisyonuna gelmiş bir örgütü, terör örgütü diye tescil edilmiş bir örgütü, ya bu çocukları da işte ne yapsınlar, dağa çıktılar, ısının bu çocuklara falan diye tanıtıp kabul ettiremezsiniz bu topluma. Maalesef burada sıkıntı şu oldu. Demirtaş o kişisel yarattığı sempatiyi maalesef ya PKK'yı da ihmal Hakan etmeyin Bey, çok moduyla. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Söylemiştim sözünüzü kesebilirim diye. Tabii. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı çevrim içi olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. İzliyoruz açıklamalarını. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, sayın genel sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum sayın genel sekretere bu önemli etkinlik için teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin maalesef çok uzağındayız. Dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı, kuraklık gibi iklim değişikliğinin neticeleri de gıda kaynaklarını menfi şekilde etkiliyor. Bu şekilde gıda sistemlerine yönelik maliyetler artarken, gıda kaynaklarına erişim zorlaşmakta, zedelenen gıda güvenliği günümüzün en önemli imtihanlarından kitlesel göçü teşvik etmektedir. Koronavirüs salgını ise sistemin yükünü artırmış, büyük güçlüklerle elde edilen kazanımların hızla kaybedilmesi riskini beraberinde getirmiştir. Türkiye olarak bu tabloyu akılda bulundurarak salgın öncesinde 2019 yılında gerekli çalışmalara başladık. Aynı yıl sürdürülebilir gıda sistemlerinin tüm unsurlarını kapsayan 21 çalışma grubuyla 3. Tarım Orman Şuramızı gerçekleştirdik. Su Şuramızın tanıtımını yaparak ülkemiz genelinde istişarelere hız verdik. 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, gıda kaybı ve israfına ilişkin altyapının oluşturulması, su kanununun çıkarılması gibi 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik. Milli yol haritamız besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından gıda kaybı ve israfının azaltılmasına, tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır. Yol haritamız kapsamında iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve elektronik ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yine bu çerçevede biyoçeşitliliğin korunması ve doğaya uyumlu üretim, dijital dönüşümün hızlandırılması, kadınlar ve gençlerin tarım ve gıda sektöründe istihdamı ile insana yaraşır iş fırsatlarının geliştirilmesi konularında da çalışmalar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile işbirliği halinde de gıdanı koru kampanyamızı sürdürerek israfın önüne geçmeye çalışıyoruz. Değerli katılımcılar, yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak da hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken zirvenin başarılı geçmesini diliyor.
Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını izledik. Şimdi devam ediyoruz. Hakan Bey, sizin tam sözünüzdeydik. Yani siz konuşuyordunuz, mecbur kesmek durumunda kaldım. Buyurun, dinliyorum sizi. Tam da işte %80'i anketlerde ortalama PKK'ya bir nefret objesi olarak gördüğünü ifade etmiştiniz. Bu nedenle de PKK bir nevi güzellemesi yapmanın doğru olmadığını, değil mi? Yanılmıyorum, ifade ediyordunuz. Evet. Şimdi bu böyle. Yani bu tartışmasız. Ama ben şunu da belirtmek istiyorum Hande Hanım. Bakın nasıl muhalefeti bazen şu sebeple eleştiriyorsam, ya her şeyini eleştiriyorsunuz iktidarın kardeşim diye. Ama iktidarın da şu yaklaşımını da olumlu bulmuyorum. Onu da yanlış buluyorum açıkçası. Muhalefet diyelim ne laf etse, yani adımını attı, sol bastı. Yok elini kaldırdı, şunu mu kastetti falan. Tamam, bu söz eleştirilebilecek bir söz. Hı hı. Hatta tartışılabilecek de bir söz. Aykut Erdoğan'ın açıklamasını hatta... diyorsunuz. Tabii tabii. Hı hı. Onu sormadınız mı? Tabii tabii, hayır. İzleyicilerimize de bir hatırlatma olsun diye. Ha, pardon, pardon. Ya şimdi Aykut Erdoğan bunu Selahattin Demirtaş'ın muhtemelen 4-5 yıl önce yakaladığı popülariteyle ilgili söylemiş. Hı hı. Eminim yani. Ben Aykut Erdoğan'ın milli meselelere nasıl baktığını biliyorum. Ama bunu tutup da Aykut Erdoğdu böyle bir laf ediyorsa vatan haindir falan. Yani bunu bir demokratik bir söylem içinde hoşgörüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. PKK konusunda ben de tavrım belli. Ne bileyim, milli konularda benim de tavrım belli. Herkesin tavrı belli. Ama yani bu evet, keşke söylemeseydi. Bakın onu da söyleyeyim. Yani böyle bir şeyi söylemeseydi. Ama sonuç, ez cümle, Selahattin Demirtaş kendi kitlesi nezdinde hakikaten lider olmuş biri. Hatta ben 2-3 yıl önce dönüp PKK'ya, ya bir durun Allah aşkına, her şeyin içinden çıkmayın, biz HDP olarak bir şeyler üretelim falan demesini beklediğim bir kişiydi Selahattin Demirtaş. Ha, öyle olmuyor. Maalesef şu anda hala izliyorum ki, zaten Demirtaş genel başkan değil artık içeride. Şu anki yönetim de aşağı yukarı PKK'nın sözcülüğünü yapar gibi yaklaşıyorlar. Peki. İstediğimiz kadar biz olumlu şekilde bakalım olaya. Peki. Şimdi siz tabii Aykut Erdoğdu'yu tanıdığınızdan yola çıkarak ifade ettiniz ama